Netflix'in Texas testere katliamı hayal gücüne çok az şey bırakıyor. Bu, her şeyden önce şiddeti için geçerli, parçalanmış kemikler, kopmuş uzuvlar ve parçalanmış yüzlerden oluşan bir seks partisi. Vahşet açısından bu sayısız devam filminin, 80'lerin MPAA'yı kızdıran slasher filmleriyle, Top Hooper'ın, başlığı doğrudan tasvir etmek yerine çoğunlukla ima ettiği katliam vaat eden orijinal 1974 orman kabusu ile olduğundan çok daha fazla ortak noktası var yeni motorlu testere başka bir açıdan da daha belirgindir. Hooper'ın filminin tüm alt metnini, çığlık atan çılgınlık ve cinayetin altında köpüren sınıf gerilimi, alıyor ve onu kör bir metne dönüştürüyor. Bunu değişen zamanların gerçek bir işareti olarak adlandırın, korkudaki tüyler ürperticilik yıllar içinde dalgalanıyorsa, türün son 10 yılda giderek daha fazla incelikli bir şekilde incelikli hale geldiği konusunda yanılgıya yer yok. Artık her elektrikli testere katliamı, katliamdan daha fazlasını anlatmak istiyor. Ve bu da mesajlarını cehennem gibi gecenin karanlığında dönen ve kükreyen bir elektrikli alet kadar yüksek sesle duyuruyor. Burada bir kez daha bir grup taze yüzlü şehir züppesi alışılmışın dışına çıkıp nimetlerin arasında kesin bir felakete doğru yöneliyor. Ancak bu sefer onlar tam anlamıyla soylulaştırıcılar, 1930'larda haritalardan kaybolan gerçek bir Teksas kasabası olan Harlow'un boş mülklerini ele geçiren bir grup genç girişimci. Amaçları Bohem yenilikçi bir cennet, Güneybatı'nın yeni bir Williamsburg'unu kurmak. Yakınlaştırıcılardan biri yüksek sesle, son aşama kapitalizmin dehşetine bakın, diyor ve trendleri takip eden bu franchise yeniden lansmanının, temalarının kendi adına konuşmasına izin vermesi ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ne yazık ki, araya girenler için, Harlow'un zayıf nüfusu arasında yaşlı ama yıpranmış olmayan deri surat da var. Hooper'ın filmindeki olayların üzerinden neredeyse 50 yıl geçti ve Sawyer klanının geri kalanı çoktan yok oldu. Hayatta kalan tek üyesi artık terk edilmiş bir yetimhanede, nazik, yaşlı bir kadının bakımı altında yaşıyor, çocuklar akılsızca, farkında olmadan tahliye ediliyor. Satırlara ve balyozlara olan düşkünlüğü nedeniyle evcilleştirilmiş, Ciyaklayan bir yamyamın yarım yüzyıldır ortalıkta görünmemesinden daha olasılık dışı ne olabilir? Şimdi 75 yaşında olan deli adamın hala bir alfa yırtıcının hızı ve gücüyle hareket etmesine ne dersiniz? Koca adam, geriatrik cinayet serilerindeki akraba ruhu Michael Myers ile aynı vitamin rejimini kullanıyor olmalı. Chris Thomas Devlin tarafından yazılan, Fede Alvarez ve Rodo Sayages'in, diğer adıyla eşit derecede kanlı evilde yeniden yapımından sorumlu ikili, yazdığı bir hikayeden yola çıkarak yazılan bu yeni katliam, yeni cadılar bayramı olmayı o kadar çok istiyor ki maske takmak bile yeterli olabilir Jamie Lee Curtis'in yüzünden yapılmıştır. Aşırı övülen hit gibi, film de, doğrudan, bir devam filmi olarak tasarlandı. İlkinden bu yana her Texas Elektrikli Testere'nin sürekliliğini sildi yaklaşık 10 yıl önce aynı inceliği alan 3D bölümde dahil. Filminizi ikonik bir orijinalin tek uygun devamı olarak konumlandırıp sonra yeniden düzenlediğiniz filmlerle aynı hataları yapmak biraz kibirli değil mi? Netflix'in versiyonu kesinlikle 70'lerdeki ilham kaynağına pek benzemiyor. Yönetmen David Blue Garcia görsel olarak 2003'teki yeniden yapımdan daha fazla ipucu alıyor ve Mısır tarlalarına ve rastik binalara muhteşem bir parlaklık katıyor, karakterlerin kendilerinin Instagram'da Texas manzarasını nasıl çerçeveleyebileceğine ve filtreleyebileceğine yakın bir görünüm. David Gordon Green'in yeniden başlatma planının en utanmaz yükselişiyle film, Antal Katil ile yaş ve travma nedeniyle sertleşerek intikam peşinde koşan bir hayatta kalma uzmanına dönüşen Final Girl arasında bir rövanş ayarlıyor. Hayatı boyunca deri suratın peşinde koşan Sally'i, merhum Marilyn Burns'ün yerini alan Olven Foer'e canlandırıyor. Son derece sağlam bir performans, ancak bu tür eski devam filmi manevralarının, rol orijinal oyuncu tarafından yeniden canlandırılabildiğinde ve bu kadar üstlenilmediğinde çok daha etkileyici olduğu inkar edilemez. Testere yeniden buluşmayı sadece Nücadılar Bayramı'nı gururlandıran bir aceleyle kuruyor, bu da en azından yaşlı Laurie Strode'un, maskeli baş düşmanın nişanına girmeden önce yaşadığı hayatı belirlemek için zaman harcadı. Gerçekte, eski Sally meselesi, deri elbise tarzında, az gelişmiş fikirlerin bariz bir yama işi haline getirilmiş gibi görünüyor. Film tek bir konuşma konusuna odaklanamıyor, bu yüzden bunların bir listesini çıkarıyor, kentsel yenileme, konfederasyon gururu, liberal suçluluk, iptal kültürü, yaban domuzları. Zamanında, açıları arasında en kafa karıştırıcı ve tartışmalı olanı, toplu silahlı saldırılardan sağ kurtulan 8. sınıf öğrencisi Elsie Fisher'ın canlandırdığı kahramanlardan birini yapma kararıdır. Eğer bu Amerika'daki silahlı şiddete ilişkin bir yorumsa, travmasının üstesinden gelip tüfeğini doğrudan yeni tehdide doğrulttuğu o muzaffer anı nasıl değerlendireceğiz? Güncel olmak isteyen ancak konularıyla ilgili gerçek bir bakış açısına sahip olmayan bir film için belki de yanlış soru. Orijinalin elbette siyasi bir vicdanı vardı. Bir izleyicinin, bir araba dolusu orta sınıf kurban ile endüstrilerinin otomasyonu nedeniyle otlaklara sürülen cinayete meyilli bir mezbaha işçisi ailesi arasındaki çatışmadan çıkarabileceği ekstra anlam. Birleşik Krallık'taki sansürcüler, Filmin her yerdeki fabrika işçilerini harekete geçirebileceğinden korktukları için filmi yasaklayan bir alt metni kesinlikle sezmişlerdi. Ancak Hooper yine tüm bunları ön plana çıkarmama konusunda sağduyulu davrandı. İlk olarak bir korku filmi yaptı. Bunca yıl sonra bile ulaştığı dehşet ve düzensizlik açısından temelde eşi benzeri olmayan bir film. Bu şimdiye kadarki en kötü katliam mı? Gereksiz devam filmleri, anlamsız yeniden yapımlar ve genç bir çiftçi çocuğunun neden ilk önce elektrikli testereyi alıp onu izinsiz giren gençlere doğrultmaya başladığını bize anlatmaya yönelik iki ayrı yanlış yönlendirilmiş girişimle dolup taşan bir çukurda bu başlık için sıkı bir rekabet var. Öyleyse başka bir şekilde ifade edelim. Bu, herhangi bir film yapımcısının orijinali zamansız bir şekilde dehşet verici kılan şeyden, özellikle de histerik finalinin sarmal, olaysız paniğinde zar zor normal, bir film gibi işlev görmesinden saptığı en uzak nokta olabilir. Uzatmak. Bu kez Lederfus, çağımızın günahları uğruna yeni nesil kuzuları katleden sıradan bir öcü. Elektrikli testere yemi kadar iddialı bir devam filmi, türün soylulaştırılması eylemi.